Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Teşekkürler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk sözünü ilk kez dönemin Türk Dil Kurumu Başkanı bir konuşmasında kullanmış. Mustafa Kemal de çok beğenerek soyadı olarak almıştı. Kendisine Ata diye hitap edilmesinden hiç hoşlanmazdı. Manastır Askeri Lisesi yıllarından kalan bir alışkanlıkla hayatı boyunca en sevdiği yemek kuru fasulye ve pilav olarak kaldı. Tatlıya düşkün değildi ama canı istediğinde çok sevdiği gül reçelini tercih ederdi. Ömrü yetseydi bir dünya turuna çıkıp Türk dili ve tarihi üzerindeki çalışmalarını genişletmek en büyük hayaliydi. Lacivert takım elbise giymeyi sevmezdi. Boyu 1.74'tü. Hayatının son dönemlerine kadar 76 olan kilosu hastalığın ilerlemeye başlamasıyla 46'ya kadar düşmüştü. 43 numara siyah rügan ayakkabı giyerdi. Özenli ve temiz bir Türkçe konuşurdu. Ancak bazı kelimeleri Rumeli şivesiyle telaffuz ederdi. Binlerce kitabı vardı ama bunların arasında bir tanesine hayatı boyunca hatta cephede bile başucundan ayırmadı. Reşat Nuri Güntekin'in ünlü Çalıkuşu romanını hep yanında taşır, her gün rastgele bir yerinden açar, birkaç sayfa okurdu. Ömrü yetseydi bir dünya turuna çıkıp Türk dili ve tarihi üzerindeki çalışmalarını genişletmek en büyük hayaliydi. Atlardan sonra en sevdiği hayvan köpekti. Fox adını verdiği köpeği Gazi'nin yatağının ayak ucunda uyurdu. Hayvanlara düşkünlüğü o dereceydi ki bir gün misafirlerin de görebilmesi için yeni doğmuş bir tayla annesinin Çankaya Köşkü kabul salonuna getirilmesini bile emretmişti. Tam bir salon adamıydı. En sevdiği dans vals'ti. Müzik zevki çeşitlilik gösteriyordu. Klasik batı müziği dışında Anadolu ezgilerini de severek dinlerdi. Gömleklerin hepsi beyazdı. Bu gömlekler ilk yıllarda İsviçre'de özel olarak dikilirken sonra yerli malı kullanma kampanyasına öncülük edebilmek için Beyoğlu'nda bir terziye diktirilmeye başlanmıştı. Hayatında bir dönem çok önemli yer tutan Mustafa Kemal'in evlenmesinden sonra hayatına trajik bir şekilde son veren Fikriye Hanım'ın mezarının nerede olduğu bilinmiyor. Hayatının çoğunu geçirdiği savaş cephelerinden sonra Cumhurbaşkanı olarak geçirdiği yıllar ona bir tecrit yaşantısı gibi geliyor. Çok sevdiği halkından ve sade bir vatandaş yaşamından uzaklaştığını düşünüyordu. Sabah kahvaltılarıyla arası hiç hoş değildi. Yataktan kalkar kalkmaz odasındaki divanın üzerine bağdaş kurarak oturur, günün ilk kahvesini, sigarasını içerdi. Bir özelliği de kendi kendine tıraş olmamasıydı. Evinde, çevresinde, hatta konuk olduğu evlerde bile eğri duran eşyaları düzeltmeden rahat edemezdi. Hastalığının başlangıcında Dr. Fischinger günde kaç paket sigara içtiğini sormuş, Atatürk 8 demişti. Doktor bunu günde 2 pakete indirmesi gerektiğini söyleyince gülümseyerek cevap vermişti. Ben zaten 2 paket içiyorum. Bundan sonra bunu sizin izninizle yapacağım dedi. Bir sabah milletvekilleriyle trene binmişti. Kondöktörün milletvekillerinden bilet parası almamasına şaşırmış, nedenini sormuştu. Trenin milletvekillerine bedava olduğunu öğrenince epey sinirlenmiş ve ne de güzel halkçılık ama demişti. İlk mecliste bir oturum sırasında üyelerden biri laikliğin ne manaya geldiğini anlamadığını söyleyince Gazi çok sinirlenmiş ve elini kürsüye vurarak bir din bilgili olan üyeye cevap vermişti. Adam olmak demektir hocam, adam olmak. Gittiği yurt gezilerinde kendisi için kurban edilen hayvanlara bakamaz, böyle durumlarda sırtını döner ya da kesilmelerini engellerdi. Askeri lisede öğrenmeye başladığı Fransızcayı sonraki yıllarda geliştirdi. Zengin bir kelime dağarcığı vardı. Konuşurken araya Fransızca sözler de eklerdi. Kumardan hoşlanmaz ama arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde fasulyesine poker oynardı. Oyun sonunda kazandıklarını iade ederdi. Cephelerde düşmanla göğüs göğüse savaşmış biri olarak en ilginç özelliği ise savaş meydanları dışında kan görünce fenalaşmasıydı. Fransız tarihçisi Heriot Ankara'ya geldiğinde Gazi'nin kulaklarının duyuyor olmasına şaşırmış, anılarında bunu espri bir dille anlatmıştı.
Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane kulakları duyan kişi var, onu da Cumhurbaşkanı yapmışlar. Sportmen kişiliği vardı. Her gün at biner, yüzmeye gider ve bilardo oynardı. Eğitim hayatı boyunca en başarılı dersi matematikti. Pozitif bilimlere ilgisi hayatı boyunca sürdü. Yağcılara çok kızardı. Bir akşam sofrasında kendisine gereksiz şekilde iltifat eden Abdülhak Hamit'e müdahale etti. 1937'yi 38'e bağlayan son yılbaşı gecesini Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ile baş başa geçirmişti. O gece dolabındaki bazı elbiseleri bakana hediye etmişti. Kuşları çok severdi. Çankaya Köşkü'nde özel bir bakıcının ilgilendiği güvercinliği vardı. Evet dostlar, atamızın bilinmeyen özelliklerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına merakla bekliyoruz. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanalımıza üye olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.